Al. Bu akşam çayını içmedin. Sana çayını getirdim. Dedim ya, çay içmek istemiyorum. Brendra demin doktor aradı. Bacak ağrın için yazdığı ilacı almanı istedi. İlacını tam zamanında almalısın. Sakın unutma. Al. Çayını içmedin. Ben de sana meyve suyu getirdim. Sen neden beni takip ediyorsun? Bir şey içmek istemiyorum. Ama... Oğlum. Ne oldu? Yoksa kavga mı ettiniz? Üzülme. Evlilik hayatında böyle tatlı tatlı atışmalar olur. Bu eve ilk geldiğinde sana ne demiştim hatırlıyor musun? Brendra Hindistan cevizi gibidir. Dışı serttir ama içi yumuşacıktır. Merak etme, yakında düzelir. Benim şimdi bir yere aramam tamam, gerek. Tamam peki. Şimdi Brendra ile nasıl konuşacağım? Çünkü konu bana gelince bu Hindistan cevizinin içi de dışı kadar sert. Bay zalim işte. Bir şey yapmamız gerekiyor abla. Aslanın fille konuşmasını sağlamak zorundayız. Evet, bir şey yapmamız gerekiyor. Şu aptal kız benim peşimde. Ayrıca bana aşkını itiraf ettikten sonra işlerin benim için tuhaflaştığını ona nasıl anlatacağım? Hem bırak onunla konuşmayı, doğru düzgün yüzüne bile bakamıyorum. Evet, tamam buldum. Terasa çıkacağım. Aptal kız oraya gelmez. Abla, babam terasa çıktı. Bir fikrim var. Fil. Evet, gel. Yavaş yavaş yavaş. Fil, çantalarımızı terasa kurumaya koymuştuk. Gidip getirir misin? Tamam, peki hemen getiriyorum. Tamamdır. Biliyor musun? İzlediğim bir filmde kadın ve erkek bir odada kilitli kalıyorlardı. Ve sonra aralarındaki bütün sorunları çözüp yeniden arkadaş oluyorlardı. Manas, şimdi göreceksin. Aslan ve fil de yeniden arkadaş olacak. Görünüşe bakılırsa fırtına çıkacak. Benim içimde de bir fırtına kopuyor. Neden beni takip edip duruyor? Beni bir süreliğine yalnız bıraksa olmaz mı? Benimle konuşmuyor. Hatta benimle konuşmaktan kaçıyor. Anlaşılan bana hala kızgın. Neyse, ben de onunla sakinleştikten sonra konuşuruz. Juhi Manas, kimse yok mu? Kapıyı açın. Neden bağırıyorsun öyle? Şey, sanırım biri kapıyı kilitledi. O yüzden ben de Juhi ve Manas'a sesleniyordum. Kapıyı kim kilitledi ki? Juhi, Manas, kimse yok mu? Kapıyı açın. Priti! Buri, Priti! Sanırım Tanrı böyle olmasını istiyor. Bu sayede Brendra ile konuşabilirim. Brendra, şu kapı açılana kadar neden benimle konuşmuyorsun? Sabahtan beri seninle konuşmaya çalışıyorum. Ama sen benimle konuşmuyorsun. Seninle konuşmak istemiyorum. Ama bu doğru değil. Beni bir kere dinlemek zorundasın Brendra. Brendra, biliyorum. Ben bir hata ettim. Kalbim... Ah, bu kalbim sana ait. Evet, biliyorum. Dün yaptığım şeyi aslında yapmamalıydım. Brendra, ben seni seviyorum. Ama sen de biliyorsun, dün gerçekten kendimde değildim.
Kendimi çok kötü hissediyorum. Çünkü bana güvendin ve ben... Ama eğer insansan hata da yapabilirsin Brandira. O hata değildi. Senin duygularındı. Senin kalbinin sesiydi. Hayır. Hayır Brandira. O benim kalbimin sesi değildi. Ben aslında onu içmek istememiştim. Ben aslında partideyken bir meyve suyu içtim ve o meyve suyu yüzünden öyle oldum. Birinin o meyve suyuna ilaç atmış olabileceğini düşünüyorum. Brandira, gerçekten bilmiyordum ve hayatım boyunca hiç böyle bir şey yapmadım. Yalan söylemiyorum. Lütfen bana inan. O meyve suyunda bir terslik vardı. Dur biraz. Sanırım ikimiz de farklı şeylerden bahsediyoruz. Çünkü neden bahsettiğini anlamıyorum. Konu farklı. Farklı derken? Ben dün gece kendimde değildim. Bana o yüzden kızmadın mı? Yani sen hiçbir şey hatırlamıyor musun? Brandira, ben dün geceyi hiç hatırlayamıyorum. Gerçekten. Bu sabah okulda Suda'ya sorunca bana her şeyi anlattı. Küvette boğulmak üzere olduğumu ve seni kurtardığını söyledi. Onun için özür dilemeye geldim. Ve hayatımı kurtardığın için teşekkür ederim Brandira. Hepsi bu mu? Başka hiçbir şey hatırlamıyor musun? Hayır, hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben bir şey mi yaptım? Ya da sana yanlış bir şey mi söyledim? Hiçbir şey hatırlamıyorum Brandira. Lütfen bana ne dediğimi söyler misin? Umarım yanlış bir şey dememişimdir ya da yanlış bir hareketim olmamıştır. Sen dün gece... Boş ver. Benden neden kaçıyorsun? Ben sana ne yaptım söyle. Lütfen gözlerimin içine bak ve dün gece ne yaptığımı söyle. Söyle. Brandira, lütfen dün gece ne yaptığımı söyler misin? Dün gece bana duygularını itiraf ettin. Bunu zaten söylemiştim. Duygular derken sen ne duygularından bahsediyorsun? Söyle lütfen. Ne dedim? Dün gece bana aşık olduğuna itiraf ettin. Ve ayrıca dedin, seni seviyorum. Ve aşkını itiraf ederken şarkı bile söyledin. Kalbim, ah bu kalbim sana ait. Brandira, ben seni seviyorum. O yüzden sabahtan beri sürekli sana dün bana duygularını itiraf ettin deyip duruyorum. Affedersin, affedersin. Affedersin. Sırf bu yüzden sabahtan beri surat asıyorsun. Yani demek istiyorum ki dün gece ne söylediysem doğru değildi Brandira. Sarhoştum. Dün geceki partide kızlar ve erkekler birbirine seni seviyorum diyordu. Demek oradan aklımda kalmış. Ve kendimde değilken ben de sana seni seviyorum demişim. Hayır, beni yanlış anlama. Kimseye seni seviyorum diyemem demek istemiyorum ama ancak gerçekten bir şeyler hissettiğim birine seviyorum diyebilirim. Benim yaşımda olan birine. Sen benden büyüksün Brandira. Sana aşık olmak hayır. Sana aşık olmayı aklımdan bile geçiremem Brandira. Ama sana çok saygı duyuyorum. Ve sen benim kocamsın. İtibarın ve onurun benim için çok önemli. Ama kocana illaki aşık olacaksın diye bir zorunluluk yok değil mi? Aşık olsaydım kendi yaşında birine olurdum. Amcam yaşında birine değil. Şimdi oldu. Bunu bana söylediğin iyi oldu. Benim hakkımda böyle şeyler düşünmediğine çok sevindim. Çünkü aklıma tuhaf şeyler gelmeye başlamıştı.
Ben sadece gerçekten bir şeyler hissettiğim birine seni seviyorum diyebilir. Benim yaşımda birine. Sen benden çok büyüksün Virendra. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.